Tabii ilmin yani dinamik boyutu da var. Demek ki Kur'an öyle bir hazine ki, çünkü dini bilgilenmenin temeli nedir? Kur'an'dır. Demek ki bu dini bilgilenme öyle bir şey ki sürekli oradan bir şey çıkarıyorsunuz. Derya gibi yani sürekli araştırma yapan, bu sismik araştırma yapan şeyler var ya, denizaltı hiçbir zaman bitmez. Her zaman devam ediyorsunuz. Sürekli bir haritasını çıkarırsınız, bir bilmem nelerini çıkarırsınız. Ama orası sürekli incelenmeye değer çünkü çok geniş bir birikim var. Sen hala %5'ini 10'unu falan ancak yoklayabilmişsindir. Demek ki Kur'an'dan çıkarımlar, öğrenimler ve Kur'an'ın sunumları demek ki öylesine seri, kesintisiz ve akışkan ki وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Kur'an'dan biz indirip duruyoruz. Şifa namına ne varsa, rahmet namına ne varsa lilmu'minin. Demek ki o iniş, o akış Kur'an'ın içinden hayata doğru devam ediyor. İnsanlar buna kanal oluşturuyorlar. Ve bütün müminler buradan istifade etmek hususunda her birine şans, fırsat, imkan verilmeli. Herkes bu sorumluluğunu ve bu zenginliğinin farkında olmalı. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. De ki Allah'ın fazlı ve rahmeti, işte bununla sevinsinler. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَشْمَعُونَ. Bu onların toplaya durdukları dünyalıklardan daha hayırlıdır. Bu Kur'an'ın bakış açısı, Allah'ın bize öğrettiği bakış açısı ve Kur'an'ın değerini yansıtıyor. Daha indirilseydi hem zemin olacak ağırlığını yansıtıyor. Ama biz bunu işte bazen kavruyoruz ve o an kendimizi çok bahtiyar hissediyoruz. Allah Azze ve Celle'ye dönüp bundan ötürü büyük büyük şükredesimiz geliyor. Ya Rabbi, buna müyesser kıldığın için, bunu bize kolaylaştırdığın için, nasip ettiğin için, aman ha yarınlarda önümüzü kesme. Sakın kusurlarımızdan ötürü aramızı açma. Bizi tembellik gösterirsek, gevşeklik gösterirsek destekle. Duamızın, bugünden duamızın hatırına, isteğimizin hatırına diye bizi onunla yoldaş et. Hani dualarda geçiyor ya, hayatımızda nur eyle, kabrimizde nur eyle, mahşerde önümüzde nur eyle diye. Böylesine ki Allah'ın elçisi de inne hadel Kur'ana şafi'un ve müşeffa'. Anlamı itibariyle belki lafzını doğru hatırlamadım. Bu Kur'an kendisine şefaat hakkı zaten verilmiş olan bir şefaatçidir. Yani başkalarına kime ne verilecek bilinmez. Allah Azze ve Celle katında. Ama Kur'an'a Cenab-ı Hak, yani o Kur'an'ın hadiste Kur'an'ı Allah Azze ve Celle, Allah'ın elçisi kişileştirmiş. Yani bir kişi gibi bir zat. Dolayısıyla Kur'an'ı böyle karşımızda mahşerde bir kişi iradesi olan, insanları tanıyan, kimilerine iyilik etmek isteyen bir kişi gibi görürsek hiç şaşırmayalım. Allah'ın elçisi diyor ki kendisine şefaat hakkı, yetkisi verilmiştir zaten Kur'an. Dolayısıyla kime isterse falancaya şefaat etmek istiyor, Allah Azze ve Celle onu bu hususta ona izin vermiş. Dolayısıyla Kur'an böyle artık kendisi sevilen, kendisiyle aşk bağı kurulan, sevgi bağı kurulan, kişiliği olan, sahibini tanıyan, ona eşlik etmek isteyen, ona Allah Azze ve Celle katında duada bulunan bir kişi gibi. Hadislerde çok var Kur'an'ın kişileştirildiği ifadeler. Ve ben inanıyorum ki Kur'an'ın şahsi bir şeyi var Allah Azze ve Celle katında. Ve o kendisine aşık olanlara, kendisine düşkün olanlara, kendisine meftun olanlara aynı şekilde karşılık verecek ve onlarla birlikte olacaktır diye düşünüyorum ve böyle olmasını umuyorum belki. Çünkü Rabbimizin kelamı ve onun kantından bize indirilme olan bir kitap.